üniversiteler rektörlerini, dekanlarını kendisi seç. Ben de üniversite akademik çalışmadan gelen bir arkadaşınızım ve hayatım boyunca da bunun mücadelesini verdim. O zaman da öyleydi zaten. Bu sürecin öncesinden beri o kanun hükmünde kararnameler falan çıkarken de ve bu süreçte de biz Vatan Partisi olarak bütün kamuoyuna üniversiteler rektörlerini kendi seçmeliydik. İşin köklü çözümü budur. Fakat bakın bu olay Türkiye'nin önüne başka bir sorunu getirdi. O sorun şudur. Yani o problemi çözdük. Üniversiteler rektörünü kendi seçecek. Türk bayrağı altında değil LGBTİ bayrağı altında yürüyen unsurlar. Polisin bütün sabır ve dikkatine ve en ufak cevap vermemesine rağmen sürekli arabasına tekme atan ve yani bir ruh bozukluğu içerisinde ondan sonra sürekli polisin kalkanına tekme atan, polis de sakin sakin duruyor sabırla. Bravo, tebrik ediyorum. Ben o polisin yanındayım. Bakın burada LGBT bayrağı altında yürüyenlerin yanında değilim, polisin yanındayım. Polise tekme atanların yanında değilim. Türkiye'de teröre karşı mücadele eden, vatanın bütünlüğü için iç cephede mücadele eden ve kanunları da uygulayan polisin yanındayım. Buradan çok açık bir şekilde söylüyorum. Ama Türkiye'nin böyle bir sorunu var. Bakın Türkiye Gençliği o değil. Türkiye Gençlik Birliği var, Türkiye Liseliler Birliği var. Değil mi? Bunlar Türk bayrağı altında yürüyorlar. Vatanın, milletin, cumhuriyetin, Atatürk'ün önümüze koyduğu programlar için her şeylerini ortaya koymuşlar falan. Ama bir de böyle yabancı güçlerin aleti durumunda olan ve yabancı güçlerin müdahalelerinde kullandığı böyle unsurlar da var. Bunları görelim. Şimdi efendim bize şey getirin, mahkeme hükmü getirin falan. Daha ne size getireyim? Adam hepimizin gözü önünde polisin kalkanına devamlı durup dururken tekme atıyor.